Tekrardan selamlar. Bu dersimizde arkadaşlar delete komutunu öğreneceğiz. Şimdi aslında basit bir komut. Diğerlerine göre delete komutu. Update'e göre çok daha basit komut. Şimdi delete komutunun kullanımı şu şekilde. Delete from tablo adı. Şimdi bunu çalıştırdığınız anda tablonuzdaki tüm kayıtlar silinir arkadaşlar. Bunu eğer tablonuzdaki tüm kayıtları silmek istemiyorsanız çalıştırmayın. Yani şu şekilde çalıştırdığınızda delete from öğrenci dediğiniz zaman bakın şu bizim tablomuzda 5 tane örnek kayıt vardı ya bunların hepsi silinecek. Bu şekilde yaptığınız zaman bunu çalıştırırsam hepsi silinir. Hiç kayıt kalmaz. Tablo silinir mi? Hayır. Tablo silinmez. Tabloyu nasıl siliyorduk arkadaşlar? Tabloyu ve içindeki verileri drop table öğrencimiz. Öğrenci tablosunu silmek için drop table tablo adı öğrenci diyorduk. Bunu çalıştırdığımız zaman tüm tablo içindekilerle birlikte silinir. Ancak şunu çalıştırdığınız zaman tablo silinmez. Tablo durur. Sadece içindeki veriler silinir. Yeniden insert ile veri atabilirsiniz tablonuza. Ama içindeki tüm veriler silinir. Dolayısıyla drop table ile delete from'un farkı bu. Drop table hem içindeki verileri hem tabloyu silerken delete from sadece tablonun içindeki tüm verileri siliyor. Peki tüm verileri silmesin sadece benim istediğim verileri silsin istiyorsanız ne yaparsınız? Tabii tahmin ettiğiniz gibi where koşul kelimesi yazmanız lazım buraya. Bir koşul yazmanız lazım. Hangi koşulla uygun olan veriler silinsin bunu belirtmemiz lazım. Mesela bizim şu örneğimiz şu select kısmını çalıştırıp baktığımda benim 5 tane kaydım var. Ali, Veli, Kaan, Zeynep 2 tane Zeynep var. Ben burada ismi Zeynep olan öğrencilerin silinmesini istiyorum. Dediğim istiyor isem where at eşittir Zeynep şeklinde yazdıp çalıştırdığımda benim Zeynep Öz ve Zeynep Macit 2 öğrencim silinecektir. Delete, execute yaptım. 2 satır etkilendi bu işten dedi bana. Hata vermedi. Bakın kırmızı hata vermemesi işin yapıldığı anlamına geliyor. Ve kaç satırın etkilendiğini yazıyor bu işlemden. Select'e geliyorum. Seçiyorum select'i. Execute ediyorum. Bakın Zeynep, 2 Zeynep. Adı Zeynep, soyadları farklı olan 2 öğrencim de Zeynepler benim öğrenci tablomdan silindiğini görüyorum. Bu şekilde siz kayıtlarınızı koşul belirterek silebilirsiniz arkadaşlar. Aynı update'deki gibi burada sadece alt eşittir Zeynep de Zeynep değil. Özel mesela birkaç koşul daha yazabilirsiniz. Mesela şöyle yapabilirim. Ver alt eşittir Ali adı Ali olan ve soyad eşittir Kaya. Yani Ali adı soyadı da Kaya olan. Başka Ali olsaydı mesela onu silmeyecek kimse. Burada Ali çalışkan oldu diyelim ya da Ali Gürsoy diye bir öğrencimiz var diyelim şurada. Dördüncü kayıtta. Siz bu satırı çalıştırdığınızda Ali Gürsoy silinmeyecek. Ali Kaya silinecek. Zaten şu anda çalıştırıyorum ben bunu. Execute ettiğimde bir satır etkilendi diyor. Select'ten baktığım zaman Ali Kaya'nın kaydının silindiğini görüyorum arkadaşlar. Bu şekilde delete from kullanarak veri tabanındaki kayıtlarınızı belli koşullara göre yani istediğiniz koşula göre istediğiniz kayıtları silebilirsiniz. Şimdi son olarak mesela bir örnek daha yapalım. Şu iki kaydı da silelim. Tablomuzu tamamen boşaltalım ama önce şunu göstereyim. Delete from öğrenci ver ad veli doğum yılı mesela doğum yılından bahsedelim. Doğum yılı eşittir 2005. Bakın. Bu şekilde bırakırsam iki kayıt da silinir. End koyuyorum buraya. Bölüm. Eşittir. Bölüm eşittir. Mesela kimi silelim? Veli Çalışkan Bilgisayar Mühendisi. Bölüm. Bilgisayar müh diye yazdığımız zaman bu satır çalıştığı zaman sadece Veli Çalışkan'ın kaydı silinecektir. Evet silindi. Bakalım silmiş mi? Evet Kaan kaldı. Kaan Gündüz. Kaan'ı silmek istediğin zaman da mesela direkt şey diyebilirsiniz. Şey değişik örnekler yapmaya çalışıyorum ben size. Ver doğum yılı büyüktür 2000. 2000 yılından sonra doğmuş olan öğrencileri sil desen zaten bir tane öğrenci kaldı ama olsun. Execute ettim. Bir satır silindi. Bütün satırları tek tek sildik arkadaşlar. Örnekler yaparak sizlere. Evet, delete komutu da böyle. Kullanımı basit arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.